Merhaba, ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serhat Zulmaz. Profesyonel Gelişim Akademisi olarak hazırladığımız Google Form Ton Öğrenme Kılavuzu ile birlikteyiz. Google Formlar, Google tarafından ücretsiz sunulan bir veri toplama ve paylaşma aracıdır. Google Formlar ile anketler hazırlayabilir ya da testler oluşturabilirsiniz. Google Formlarda anketleri genellikle firmalar tüketicilerine ulaşmak için veya akademisyenler lisansüstü çalışmalarını yürütmek için sıklıkla kullanmakta. Ayrıca geçmiş yıllarda bizler de Google Formları Classroom'un entegre bir şekilde kullanıp öğrencilerimize bazı sorular gönderiyorduk. Uzaktan eğitim dönemi başladığı andan itibaren yine birçok eğitim kurumu öğrencilerine testlerini, online sınavlarını Google Formları ile göndermiştir. Google Formlar üzerinden oluşturduğunuz anket ve testlerin sonuçlarını analiz edebilir ve bu verileri başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Google Formlar bizim için özet bazlı analizler sunuyor. Kimlerin yanıt verdiğini, kaç aldığını, bunları otomatik olarak görebiliyoruz. Veya hangi soruya ne kadar doğru yanıt verildi, hangi şıklara daha çok yanıt verildi gibi istatistiklere hızlıca erişim hakkına sahip oluyoruz. Ayrıca tek bir kişinin yanıtlarını görüntüleyebildiğimiz gibi tek bir soruya onlarca veya yüzlerce kişinin hangi yanıt verdiğini de aynı anda görüntülememize imkan sunmaktadır. Google formları kullanabilmek için öncelikle bir Gmail hesabı oluşturmamız gerekiyor ki biz öğrencilerimizin de yine Gmail hesaplarıyla giriş yapmasını isteyeceğiz zaten. Birazdan Google formlara ulaşmanın birkaç farklı yolu var. Bunlardan biri Google uygulamalarından Google formlara tıklayarak erişebildiğimiz gibi daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz formlara da Google Drive üzerinden ulaşabilmekteyiz. Şimdi gelin birlikte Google formlara girerek uygulamalı olarak neler yapabiliyoruz, hangi türde sorular sorabiliyoruz, birlikte bir göz atalım. Ben önceden oturum açmıştım, Gmail oturumu. Burada hesabımı görebiliriz. Buradan formlar uygulamasına giriyorum. Burada daha öncesinde oluşturmuş olduğum bazı formlar görüntülenebilmekte. Biz boş bir form oluşturabilecek olduğumuz gibi şablon galerisine gelerek de buradan bazı örnek şablonları kullanıp onlar üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Arka plan değiştirmeden tutun da bizim amacımıza hitap eden bazı tasarımlara kadar burada mevcut. Ama biz bugün boş bir test oluşturacağız birlikte. Şablon galerisinden çıkıyorum ve sıfırdan boş bir form oluşturmayı gösteriyorum. Boş forma bir kez giriş yapalım. Başlıksız form şeklinde şu an bir form açtı. Ancak ben buraya bir isim girmek istiyorum. Google formlar ile online sınav hazırlama diyelim. Ve bunu şekilde formumuza da başlık olarak atayalım. Şu an bir isim verdik. Burada birçok soru türü ekleyebiliyoruz ama öncesinde bazı ayarlardan bahsetmek istiyorum size. Hemen bakın sağ üst köşede ayarlar ikonu mevcut. Buraya geldiğimizde biz öğrencilerimize gönderecek olduğumuz için ve genelde tüm öğrenciler yanıt verdikten sonra açıklayacak olduğumuz için e-posta adreslerini yanıt veren kişiler için toplamamız gerekiyor. Burada bazı ayarlarımız var. Her zaman yanıt alımları mevcut olsun. Devamında biz toplulukla sınırlayacağız. Yani sadece bizim kurumumuzdaki kişiler kurum mail adresleriyle erişebilsin. Siviller herhangi bir mail adresiyle erişemesinler ve sadece tüm öğrencilerimiz tek bir yanıt gönderebilsinler istiyoruz. Burada bazı sunu ayarlarımız mevcut. İlerleme çubuğunu gösterebiliriz. Soruların sırasını karıştırabiliriz. Güzel bir özelliktir. Ancak soruların sırasını karıştırdığımızda örneğin bir numaralı soru 5. soru olarak giderken 7 numaralı soru ilk soru olarak gelebilmekte. Bu özelliği kullandığımızda sorulara numara vermememiz gerekiyor. O yüzden ben soruların sırasını karıştır özelliğini bu aşamada kullanmayacağım. Ancak kullanırken dikkat etmemiz gereken bir husus olarak soru numarası kullanmamayı tavsiye ediyorum sizlere. Buraya bir onay metni girebilirsiniz. Yanıtınız kaydedildi olabilir. Ya da sonucunuz başarıyla kaydedildi. Öğretmeninizin gelmesinin
ardından en kısa sürede sonucunuz açıklanacaktır diyelim. Bu şekilde bir onay kutusu olsun tamamlandığında. Ve testler. Biz burada her soruya bir puan değeri atayacağız birazdan. Bu puan değerini atayabilmek için de bunu test yap özelliğini aktif etmemiz gerekiyor. Burada çok güzel bir özellik daha var aslında ama bu özellik sadece Google tarafından geçirilen Chromebook bilgisayarlarda çalışıyor şu an için. Kilit modunu açtığımızda katılımcılar bu testi uygularken herhangi bir sekme ya da herhangi bir uygulama açamıyor ve sadece sınav ekranını görüntüleyebiliyor. Ama bu özellik şu an için sadece Google Chromebook bilgisayarlarda kullanılabilen bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Notun açıklanması, yani yanıtı gönderdiği an öğrencimize bir not gitsin mi? Yoksa daha sonra biz manuel bir inceleme yapalım, o zaman mı açıklansın? Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir açık uçlu soru kullanmışsak ve biz buna bir manuel inceleme yapmamız gerekiyorsa tabii ki daha sonra manuel incelemenin ardından bu yanıtın gitmesi gerekiyor. Ama yok, test yaptım, öğrencilerim anında dönüt alabilir diyorsanız her gönderimden hemen sonra seçeneğini işaretleyebiliriz. Ayarlarımızı yaptık. Ben burada ayarlarımızı kaydediyorum. Şimdi buraya bazı sorular ekleyeceğiz birlikte. Ben ilk olarak buraya bir kısa yanıt eklemek istiyorum. Evet, mail adresleri topluyorduk zaten ama ben buraya istiyorum ki adınızı ve soyadınızı giriniz. Bu şekilde bir kısa yanıt ekleyebiliriz ve bunun gerekli olmasını sağlayabiliriz. Kısa yanıtları eklerken örneğin biz burada yanıt doğrulaması özelliklerini de kullanabiliyoruz. Nedir bunlar? Sayı içerebilir, metin, uzunluk içerebilir. Örneğin metin dediğimizde ne içerecek? E-posta adresi topluyorsak, mesela kişinin e-posta adresini ekstradan bir e-posta adresi belirtmesini istemişsek, burada bunu kullanabiliriz. Bir yakınınızın e-posta adresini girebilir misiniz dediysek mesela, e-posta adresinin gerçekten girildiğine emin olmak için bu özelliği kullanabiliriz. Ama ben şu an tabii ki yanıt doğrulamasını kullanmayacağım. Fakat bu tarz bir özellik olduğunu bilmemiz bizim için faydalı olacaktır. Adınızı ve soyadınızı giriniz dedik. Hemen ardından bir sınıf seçtirmek istiyorum. Şuraya artıya tıklayarak bir soru ekleyeceğim. Ve şurayı bir aşağıya kaydıralım. Açılır listeden sınıfınızı seçiniz diyorum. Burada ben, bakın birçok soru türüm vardı. Çoktan seçmeli onay kutuları açılır menü. Açılır menü özelliğini kullanacağım ve örneğin buraya geldim. 5A, 5B, 5C, 5D. Birkaç tane sınıf eklemek istiyorum. Hani nasıl göründüğünü görmemiz adına. 5E, 5F şeklinde. Hadi bir de G sınıfı ekleyelim. Birkaç tane sınıf ekledim ben buraya. Bunlar artık öğrenciler için, kendi sınıflarının belirlemeleri için gerekli olacak. Yine ben bunu zorunlu, yanıt verilmesi zorunlu olan bir soru olarak tutacağım. Ad soyadı zorunlu tutmuştuk. Bakın burada zorunlu, yanıtlanması zorunlu olan sorularda kırmızı bir yıldız geliyor. Yine aynı şekilde açılır listede de bu karşımıza gelecek. Ben bölümler özelliğini çok seviyorum sınavlarım. Bakın hemen ben bu sorudayken şurada diyor ki bölüm ekle. Ben kişisel verileri topladım. Yani kişinin mail adresini topladım. Öğrencinin adını topladım. Sınıfını topladım. Buraya tabii ki isterseniz bir kısa cevap daha ekleyip öğrenci numarasını da isteyebilirsiniz. Okul numarasını. Hemen bunu da yapalım isterseniz. Buraya bakın. Kısa yanıt diyorum. Okul numaranızı giriniz diyelim mesela. Ve burada o doğrulamayı kullanabiliriz. Yanıt doğrulamasını açıp sayı içermesi gerekiyor diyebiliriz. Okul numarasını burada girebilir. Veya bunu şu şekilde yukarıda taşıyabilirim. Ad soyad girildikten sonra okul numarası girilsin. Okul numarasının hemen ardından da sınıfı seçesin. Kişisel verileri topladık artık. Şimdi buraya bir bölüm ekleyeceğiz ama bölüm eklerken son soruda oluyoruz. Eklemiş olduğumuz en son soruda gelip buraya bir bölüm ekle diyoruz. Şimdi bölüm geldi. Bir bölüm adı gireceğiz. Ben buraya bölüm adına sorular diyorum.
Yani sorular şeklinde bir bölüm ekledim. Kişisel veriler girildikten sonra sorulara geçecek. Ve burada artık kendi sorularımı ekleyebileceğim. En çok kullanılan soru türümüz genelde çoktan seçmeli sorular oluyor. Buraya basit bir soru girmek istiyorum. NBA'ye giden ilk Türk basketbolcu kimdir şeklinde bir soru ekledim buraya. Bundan sonraki sorularda puanlar ve cevap anahtarları eklemeyi de göreceğiz. İlk seçeneğimi ekliyorum. İbrahim Kutluay diyelim. İkinci seçenek Nisat Türkcan. Üçüncü seçenek Cedi Osman. Ve dördüncü seçenek Mehmet Okur şeklinde olsun. Şimdi bu soruya bir puan da vereceğiz. Bunu vermek için ben bu arada tüm soruların yanıt verilmesinin zorunlu olmasını istiyorum. O yüzden yine gerekli yapıyorum bunu ve cevap anahtarı kısmına geliyorum. Kaç puan olacağını buradan belirleyeceğim. 10 puan değerinde bir soru olsun bu. Cevabımız Misat Türkcan 98 yılında gitmişti diye hatırlıyorum. Tamamladı dedim ve ilk sorumu ekledim. 10 puan değerinde doğru yanıtımı da burada işaretlemiş bulunuyorum. Şimdi ikinci bir soru ekleyeceğiz. Bakın ikinci soruya geçtik. Burada bir de diyebilirdik şu şekilde. İlk sorumuzu ekledik. Genelde tarih derslerinde yani sözel derslerde tarih istenen bazı sorular toplayabiliyoruz. İkinci sorumda ben tarihi bir yanıt verilsin istiyorum. Sadece tarih girilebilen bir soru. Yanıt olarak sadece tarih girilebilecek. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı tarihi giriniz. Şimdi bu soruda sadece ve sadece tarihi yanıtlar verilebiliyor. Hatta açılan takvim üzerinden geçmiş tarihe gidip oradan gün seçilebiliyor. Güzel bir özellik. Özellikle tarih derslerinde, sosyal bilgiler derslerinde veya diğer derslerde de bazı tarihi atıflar yapılacaksa kullanılabilecek bir soru türüdür. Yine bunu da gerekli yapıyoruz. Burada 10 puan diyorum ama bu sorunun yanıtını manuel incelemenin ardından açıklamamız gerekiyor. Yani burada direkt olarak bir cevap ekleyemiyoruz. Tamamlandı diyorum. İkinci sorumuzu da eklemiş bulunuyoruz. Şimdi üçüncü bir sorumuz. Burada biraz artık farklı soru türleri göstermek istiyorum. Yani ben burada kısa yanıtlı bir soru sorabilirim. Paragraf deyip belirli bir konu hakkında uzun 4-5 satırlık, 10 satırlık yazı yazılabilecek sorular sorabilirim paragraf soru türüyle. Ama birazcık farklılaştırmak istiyorum ben bu soruyu. Örneğin burada dosya yükleme özelliği var. Biz aslında bu dosya yükleme özelliğine genellikle KAN-2 üzerinden sıklıkla kullanıyoruz. EVP ödevleri gönderiyoruz öğrencilerimize. Okudukları kitaplara dair bazı soruları yanıtlayıp sonrasında bunu bize gönderiyorlar veya kompozisyon yazıp gönderiyorlar. Katılımcıların drive'a dosya yüklemesine izin ver diyor. Evet, devam edeceğiz ve şu an soru türümüz geliyor. Burada sadece dosya yüklenecek. Ben burada örnek bir soru belirledim kendime. Bir öğretmen gözünden. Pandemi dönemi teması ile yazmış olduğunuz yazıya PDF veya doküman formatında yükleyiniz. Şimdi burada birçok dosya türünde biz yanıtlar alabiliyoruz. Ama burada bazı ayarlarımız var. Nedir? Yalnızca belirli dosya türlerine izin ver diyor. Ben buraya geldiğimde zaten yukarıda bir kural belirlemişim. PDF olsun veya doküman olsun, Word tarzı bir belge olsun. Ve buradan yüklemeye sadece doküman yüklemeye ve PDF yüklemeye izin veriyor. Tabii ki bunun haricinde birçok veriler toplayabilirsiniz. Örneğin resim dersinde
yapılmış olan bir resmin yüklenmesini isteyebilirsiniz. Ya da bilişim teknolojileri dersinde, fen bilimleri dersinde yapılmış olan bir deneyin videosunun yüklenmesini isteyebilirsiniz. Bakın burada video türünde ödevlerin de yüklenmesine izin verebiliyoruz. Yani tamamen kendi dersinize göre özelleştirip bu özelliği kullanabiliyoruz. Ama burada bazı ayarlarımız da var. Kaç dosya yüklensin? Bir dosya benim için yeterli olacak. Peki maksimum dosya boyutu? Yani bir doküman için 10 MB yeterlidir ama PDF belgelerde bazen bu 20-30 MB'lara çıkabiliyor. Daha büyük boyutlara çıkabilir. Veya video yüklenecekse maksimum dosya boyutunu belki 1 GB ayarlamamız gerekebilir. Ya da burada 100 MB yaparsınız video yüklenecekse. Maksimum dosya boyutunun 100 MB'ı geçmemesine özen gösteriniz dersiniz. Bunların hepsini tabii ki önceden öğrencilerimize belirtmemiz gerekiyor. Biz PDF doküman formatı demiştik. Bunu belirttik zaten. 100 MB fazlasıyla yeterli olacaktır. O yüzden bir boyut belirtmemize gerek yok. Ha, hiç sıkıntı yaşamayın diyorsanız bunu 1 GB'da yapabilirsiniz. Ben yine 100 MB şeklinde yapıyorum. Gerekli diyorum. Bu sorunun hemen puanını belirleyelim. Mesela bu biraz yüksek olsun. 40 puanlık bir soru olsun. Bir öncekine puan eklemiş miydik? Evet, 10 puanlıktı. Şu ana kadar tüm sorularımız için puanlar ekledik. Bakın sağ üst köşede de toplam puan 60 diyor. Şu ana kadar 60 puanlık soru eklemişiz ekranımıza. Tekrardan yeni bir soru türüne geçmek istiyorum. Soru ekle diyerek bir başka soru türüne geçiyorum. Bazen birden fazla seçenek verip bunlardan doğru olanların yanıtlanmasını isteyebiliriz öğrencilerimizden. Şu şekilde bir soru hazırladım ben. Ülkemizin bazı sınır kapılarını verdim ve bunlardan Marmara bölgesinde olan veya olanları işaretleyiniz dedim. Tek biri doğruysa birini işaretleyebilir öğrencimiz veya iki veya üç tanesi doğruysa birden fazla seçenekte işaretleyebilir. Şimdi bu soruyu buraya ekliyorum. Sorumu ekledim ama çoktan seçmeli tablosu değil de ben onay kutularını istiyorum. Onay kutusu şeklinde olsun. Buraya şimdi seçeneklerimi ekliyorum. Kapı kule. Sınır kapısı ifadesini kopyalayacağım. Biraz hız kazanmak istiyorum. Kapı kule dedik. Darp dedik. Ve son olarak Ceylan Pınar diyelim. Bu şekilde bazı seçenekleri ekledim. Şimdi bunlara doğru yanıtlar eklemem gerekiyor. Cevap anahtarına geliyorum. Bu soru mesela 5'er puandan 10 puan değerinde bir soru olsun. Kapı Kule ve İpsal'a doğru yanıtlarımız her ikisini de bakın işaretledim ve ardından tamamlandı diyorum. Yine yanıt verilmesi zorunlu olan bir soru olarak belirliyorum. Ya burada iki doğru yanıt varsa ikisini de öğrencilerin işaretlemesi gerekiyor. Böylece ayırt ediciliği de yüksek bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Tekrardan bir soru ekle diyorum. Burada Likert tipi bazı sorularda sorabiliyoruz. Bu Likert tipi sorular genelde hani kesinlikle katılmıyorum veya kesinlikle katılıyorum ders şeklinde sorulardır. Ve genellikle anketlerde bulunur. Ama biz burada da doğrusal ölçek diyerek bir soru soralım. Ne olsun bu? Şırdan ve mumbar Adana'ya özgü muhteşem yemeklerdir şeklinde bir soru belirledim. Likert tipi ölçeklerin güvenilirliğinin yüksek olması için genellikle 7 veya 10 arasında tek sayılar kullanılır. Birden 7'ye, birden 9'a diyebilirsiniz. Bir etiketine kesinlikle katılmıyorum
yanıtını etiketliyorum. 2'ye ise kesinlikle katılıyorum yanıtını ekliyorum. Burada yine ben bu soruyu gerekli yapıyorum. Herhangi bir puan vermemize gerek yok buna. Çünkü hani bir görüş aldığımız, görüş topladığımız bir soru türü. Burada doğru yanlış sorularını ekleyebileceğimiz özel bir yöntem de var. Çoktan seçmeli tablosu diye burada satırlar ve sütunlar geliyor. Biz örneğin 10 tane doğru yanlış sorusu veya evet hayır sorusu soracaksak bu soruları çoktan seçmeli tablosuyla sormamız gerekiyor. Şuraya bir ortak soru kökü ekliyorum. Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış olarak yanıtlayınız. Şeklinde sorumu yazdım. Şimdi buraya bazı sorular ekleyeceğim. Birinci sorum. Satırlar kısmına tamamen soruları ekliyorum. Hücreyi ilk keşfeden bilim insanı Robert Hooke'dur. Burayı yanlış yaptım. Hemen düzeltiyorum. Yanıt olarak burada ben sadece doğru veya yanlış yanıt kabul ediyorum. İkinci satıra geldim. Google formlar ile sadece kapalı uçlu var. Biliriz. Ve üçüncü soru ekliyorum buraya bir tane. Cevap anahtarı ekleyeceğiz. Şu ana kadar 70 puan olmuş. 15 puan değerinde bir soru yapabiliriz bunu. Cevabımız doğru, yanlış ve doğru şeklinde. Puan olarak da her birine 5'er puan veriyorum. Ve gördüğünüz gibi çoktan seçmeli tabloyu da tamamlamış bulunuyoruz. Birazdan bunların nasıl göründüğüne de bakacağız ama burada daha çok matematik dersinde kullanabileceğimiz çok güzel bir soru tipi var. Ben buraya öncelikle bir görsel eklemek istiyorum. Göz atlayıp masa üstünden bir kümeler görseli ekleyeceğim. Evet, burada bir kümeler geldi. Kesişim kümesi var. A, B, C ve E kümeleri mevcut. Bunun ilk başta ortaya hizalı olarak gelmesini istiyorum. Ve burada hangi eleman hangi kümede şeklinde bir soru soracağım. Ve bunu da bu kez çoktan seçmeli tablosu değil de onay kutusu tablosu şeklinde kullanmak istiyorum. Matematik dersinde kullanılabilecek bir soru türüdür. Soru olarak şunu diyebiliriz. Aşağıdaki görselde A, B, C ve E kümeleri verilmiştir. Bu görsele göre hangi elemanın hangi küme veya kümelerde olduğunu belirtiniz. Bu şekilde sorumu oluşturdum. Şimdi burada satırlar ve sütunlar kısmı var. Satırlara elemanları ekleyeceğim ben. Elemanlar ne der? Nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Satırlara bakın. Elemanları yazıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 ekleyeceğim. Her bir yanıt 1 puan olabilir. Pardon, 0 diyorum. Ve kümeler. Sütunlarda kümeleri vereceğim. A kümesi, B kümesi, C kümesi ve E kümesi şeklinde. Şimdi bunun cevap anahtarına geçtiğim zaman şu ana kadar ben 85 puanlık
Soru oluşturmuşum zaten. Bire bakıyorum. A'da var ve E'de var. Bunun değeri 1 puan olsun. Tabii ki hani 2 puan olsa çok daha iyi olur. Puan artacaktır. Hatta öyle yapalım. El işaretleme 1 puan olsun. 2'ye bakıyorum. A'da var. E'de var. 3'e bakıyorum. A'da var. B'de var. Ve E'de var. Mesela bu 2 puan olsun. Bu 3 puan olsun. 4'e geliyorum. B, C ve E. B, C ve E. Yine 3 puanlık yapalım bu soruyu. Yüzü biraz geçecek ama bonus sorularımız var diyebiliriz biz burada. 5'e geliyorum. 5 kesişim hepsinin ortak noktası. O yüzden bunu 4 puan yapıyorum. Son sorumdu zaten. Başka sorum yok. Çok daha uzatmayacağım. 6'ya bakıyorum. A, C ve E. 7'ye bakıyorum. C ve E. 8'e bakıyorum. 8, B'de ve E'de. 9'a bakıyorum. Sadece E'de. 0'a bakıyorum. Sadece E'de. Hemen bunların puanlarını verelim. 3, 2, 2, 1 ve 1 puan şeklinde bu sorumu da tamamlamış bulunmaktayım. Şu ana kadar tüm sorularımı ekledim. Buraya bir bölüm daha ekleyip burada sınavınızı tamamladınız diyebiliriz. Sınavınızı ve bir açıklama ekleyeceğiz. Yanıtların bir kopyasını katılımcıya gönderilmesini sağlayabiliyoruz. Ayarlarda bu vardı. Açıklama kısmına şunu yazabiliriz. Yazarak çok daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Dilerseniz yanıtlarımın bir kopyasını bana gönder seçeneğini işaretleyerek cevaplarınızın bir kopyasını içeren mail alabilirsiniz şeklinde bir özelliği aktif edebiliyoruz. Ve en başa Google Form açıklamaları kısmına hangi sorunun kaç puan olduğunu, buraya sınav süresinin ne kadar olduğunu, sonucun ne zaman açıklanacağını, sınav kuralları neler, tüm bunları form açıklaması kısmına ekleyebiliyoruz. Ben şimdi bir ön izleme yaptıracağım. Bakın ön izleme kısmına geliyorum. Herhangi bir buraya geldiği zaman ilk başta ad soyad isteyecek. Serhat Sönmez gerekten ekliyorum. Okul numaramı soruyor. Buraya şu şekilde bir rakam giriyorum ve sınıf istedi. 5Y diyelim ve devam diyelim. Sorular artık karşıma geliyor bakın. Örneğin Mirsad Dükkan yapalım. Tarih seçmemi istiyor. Bakın şu şekilde buraya gelip buradan yılları ileri veya geçmişe götürebiliyoruz. Tabii ki çok çok geriye gitmesi gerekecek ama buradan 19 Mayıs 1919'u seçtiğimizde bu tarihin aynı zamanda Pazartesi gününe denk geldiğini de görebiliyoruz mesela. Biraz detay bilgidir ama bunun fark edilmesini sağlarız sormasak dahi. Bir dosya yüklenmesini istediğimiz zaman bakın dosya yükle seçeneğine geldiğimizde ben Drive'ımdan geleceğim. PDF ve dokümanlar dediğim için bana sadece PDF ve dokümanlar gelecek. Burada birçok şey var. Ben güvenli internet günü etkinliği için bir doküman oluşturmuşum geçmişte. Onu ekliyorum buraya. Doküman olarak onu ekledim. Bilgisayarınızdan da yükleyebilirsiniz. Birden fazla yanıt içeren, likert tipi ölçekleri içeren. Bakın doğru yanlış sorularımız. Bunları ekleyebiliyoruz. Ve 15 puan olduğu mesela bu sorunun toplamda. Burada görüntülenebiliyor. Ve matematik sorusuna geldiğimizde işte bire bakıyorum. A'da ve E'de kümeleri öğretmek için güzel olabilir. Veya buraya geliyorum E'de. 5 galiba kesişimde hepsinde vardı. Mesela 3'e geliyorum. Hepsinde olacak. Bu şekilde hangi kümede olduğunu içeren bazı sorular da sorabiliriz. Genel anlamda kullanılacak tüm soru tiplerinden bahsetmeye çalıştım. Eğitimimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur.